Arkadaşlar selamünaleyküm. Ben Zebella Ali. Yine bildiğiniz gibi Valheim'dayız. Arkadaşlar kazara sanırım Şirinler köyüne geldik ya. Bakın Şirin baba mantar yiyor orada. Elinde de bir tane sopa var. Ben kar ormandaydım. Mahzen arıyordum. Bir tane buldum. Biraz dedim belamı arayayım, belamı. Belamı da buldum arkadaşlar. O yüzden videoya hızlı bir giriş yapıyoruz. 84 tane okumuz var. Bu Şirin babayı öldürmeye yeter mi bilmiyorum ama yani bunun götünü bir yakalım arkadaşlar. Bunun götünü bir yakalım. Bu bizim ormanımızda yani böyle takılamaz. Bak 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 bak, taşlarımızı kırdı arkadaşlar. Taş, saygısızlık. Saygısızlık. Rezil herif. Utan lan kendine, utan. Şirin baba dedik, bağrımıza bastık arkadaşlar. Görüyorsunuz tam bir panzo, tam bir hayvan. Şu kabala ağacı yıktı. Lan ulan, bize bari saygın yok. Doğaya da mı saygın yok müptezel? Arkadaşlar bu adam ölümüne geliyor, görüyorsunuz. Şöyle birazcık dolanalım, ağaç farm atalım buna. Mantıken oyunda bir şeyleri farmlamak mümkün. Dev de bunlardan bir tanesi. Eğer zırhınız iyiyse, dev size bir şey yapamıyorsa, arkadaşlar dolaşın etrafta. Buna ağaçları kırdırın bak. Gördün mü mesela baltamı kullanacağıma? Allah. Baltamı harcayacağıma kafamı kullanıyorum arkadaşlar. Bu işler böyle. Akıllı oynarsanız bak 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 bak, bir okumu ziyan etti, görüyor musun? Bak utanmadan geliyor bir de. Senin kelleni ben duvara asmam mı peki? Asar. Çünkü neden asmam? Arkadaşlar bir tane vurdu. Kazara yedik onu. Hoş değil. Biraz uzaklaşsak iyi olabilir sanırım. Bir miktar canımız yenilene kadar. İşte vurdum mahvetmiyor. Zırhımızın kötü olduğuna şey yapsın, dua etsin. Zırhımız iyi olsaydı zaten şu ana kadar yaşaması mucizeydi. Bakın arkadaş nasıl da kaçıyor. Utanmaz adam. Utanmaz adam. Ormanın içinde hem cırılcıplak geziyor hem de hesabını sorduğumuz zaman kaçıyor. Arkadaş utanma kalmamış, utanma. Biraz dinleneyim de. Biraz dinleneyim de canım yenilensin. Yağmur da yağıyor. 53 can yeter. Yeter 53 can. Gel lan buraya. Kaçarak benden kurtulabileceğiniz arkadaşlar. Hayallerle yaşayanı gerçekler üzer diyeceğim ona gidip. İşte aslan parçası. Bak bakayım bana. Gülümse çekiyorum. Hop zınk. Hop zımp. Hop dıp. Arkadaş önemli olan bu hayvanoğlu hayvanı fazla kendinize yaklaştırtmayın. Belli bir mesafeden bunu dumur edersiniz. İşte böyle. Ya bak önümüzde diz çöktü. Diz utandı. Bir daha olmasın aslanım. Seni ormanımda bir daha görürsem mavi çükünü keserim ya. Troll derisi. Arkadaşlar bu troll derisi kıymetli bir materyal. Ve aynı zamanda görmüş olduğunuz üzere bir sürü para çıktı bu adamdan. O bayağı para çıktı ya. Şimdi oyunun yazılı olmayan kurallarından bir tanesi de şudur. Eğer bir yerde troll gördüyseniz bilin ki o civarda o trollün evi de vardır. Ne kadar yakındır, ne kadar uzaktır bir malumatım yok. Ama genellikle sekmez. Şimdi biz bu trolü nerede gördük? Biz bu trolü buralarda gördük. Bakın hatta ağaçları, yazık günah ya. Ormanın ağzını etti ya. Anasını ağlattılar ormanı, anasını. Eğer mağarası varsa arkadaşlar bunun orada genelde karısı, çoluğu, çocuğu da oluyor. Bunların isterim ki soyunu kurutalım. Eğer mağarası varsa tabii. Yağmur yüzünden ok düşümü mü arttı? Ne oldu ya? Ben niye öyle? Arkadaşlar trolün evini bulamadım ama hava açıyorken şunları bir zımbalayayım. Bunlara gerek yok aslında bunu kullanmaya. Şunu kullanacaksın, bunu. Bak böyle araya mesafe alacak. Bu graveyard'larla uğraşırken en iyisi arkadaşlar bak. Ama bu sırtınızda gezmeyeceksiniz. Bu çok ağırlık yapıyor. Arkadaşlar bu itoğlu itler peşinize takılırsa şöyle gelin. Bunları aleve verin. Bu eşyoğlu eşekleri. Bunlar böyle alevden çok çekiniyorlar. Bir şey olmaz size böylece. Hem elinizde meşale varken sizi genel anlamda vuramıyorlar. Sadece uzaktan taş atabiliyorlar. Bizim mekana geldik arkadaşlar. Geçen bölüm yapmıştık burayı. Lan bir lafımı bitirtmediniz be. Ah. Nerede o, bir de geyik var. O alamıyor. Çünkü yay kırık. Burayı yapmıştık arkadaşlar. Sonrasında küçük düzeltmeleri yaptım. Etraftaki tüm ağaçları kestim. Yani şu tarafta börçler hariç ağaç kalmadı. Börçleri kesemiyorum çünkü bu balta onlara yetmiyor. Onlar için demir, daha doğrusu metal balta lazım. Ve ilginç bir şey göstereceğim size. Domuz evcilleştiriyorum. Bakın bu hala evcilleştiriliyor. Durum 5 diyor. Korkmuş biraz diyor. Buna biz bir yiyecek atalım. Karnı doyunca biraz daha uysal. Allah kahretsin. Nerede kaldı bak ahududu. Manyak ya. Bunları böyle ahududuyla, işte mantarla falan besledikçe evcilleşiyorlar. Bakın şu evcil. Bak bu diyor evcil diyor. Karnı aç ama diyor. Sev diyor. Bak beni seviyormuş. Sevsin beni. Beni niye sevmesin ki sonuçta, değil mi yani? Bir de mantar atayım. Karnını doyursun. Öbürünü o tarafa attım ya hata. Neyse öbürü bol bol yesin. Al aslanım sen de bunu yiy. Oyunun bir şey fırlatma şeysi çok kötü ya bu arada. Hafizana gidiyor yani, bir saldım mı. Bunu böyle bize alışana kadar. Bakın bu gitti hemen yedi, gördünüz mü? Şimdi bunun üzerinde şey yazacak. Karnı tok yazacak. Bak mutlu, karnı tok. Bunlar bize alışana kadar arkadaşlar böyle manyaklıklar yapıyorlar. Bunu böyle kapatacaksınız içeri çekip.
Belli bir zaman tanıyacaksın. Sonra bunları çiftleştirebiliyormuşuz. Çoğalıyorlarmış falan filan. Yaparız yani bunları. Sonra sandık odamızı tamamen tamamladım. Bakın bu tarafa değerli eşyalar. Buraya odunlar, taşlar. Yani değerli eşyalar da bakın bilimum işte. Resimler. İşte hayvan dropları. Görmüş olduğunuz gibi. Mesela bu derileri buraya atacağız. Hemen şundan bir zırh yapalım kendimize bu arada. Hiç affetmeyelim. Malzememiz yetiyorsa. İşte ondan sonracığımıza paralar. İskelet avı ganimetini de şöyle yapayım. Şuraya koyayım. Trollün kafasını alamamışım bak. Keşke alsaydım, koleksiyon yapardık. Şu taşlar da dediğim gibi portalaşmaya yarıyor. Daha erken bizim için bu işe. Tarımda kullanabileceklerimizi falan ayırdım ettim. Bu tarafa da aynısından yaptım. Tabela koydum ama daha önce belirlemedim. Büyük olsa da buraya fazladan yemekleri falan salarım böyle. Şimdi arkadaşlar. Troll derisini işleyebilmemiz için şu tabaklama sehpasına ihtiyacımız var. Bunu yapalım. 15 çakmak taşı, 20 deri hurdası, 5 geyik deriz. Arkadaş bunları yapmak için malzememiz yetmiyor ya, lanet gelsin. Ben nereye kullandım deri hurdalarını? Bot yaparak kullandım. Allah da beni bildiği gibi yapsın ya. Bot yaptım ya deri hurdalarını. Kendime diyecek laf bulamıyorum. Şuradan meşal alalım. Dungeon'a gireceğiz. Karanlık olmasın siz görebilirsiniz diye. Bir arı kovanı daha ekleyelim madem yapmışken. Çünkü bunlardan iyi yemek geliyor yani. Karın doyuruyor. Bakın. Hemen 3'er 5'er 2'şer 2'şer dökülüyor mis gibi. Her gün her kovan bir tane bal şeyi veriyor ve bal çok iyi doyuruyor ya karakteri. Bakın şu alışıyor bize. Bakayım durumu ne. 17 alışıyor diyor aynen. Bu da şey yapınca bununla çiftleştireceğiz falan filan bunu. Bu arada botun nasıl kullanıldığını baktım arkadaşlar. Hiç beğenmedim. Yani harcadığım malzeme yazık. Ama şöyle hani şekil olsun sürelim derseniz sürelim gidelim. Zaten buradan şuraya varmak için rüzgar uygun. Böyle bu tarafa çeviriyorsunuz, şey yapıyorsunuz. Yani böyle bu kadar hızlı da gidiyor bu arada. Yani benim size tavsiyem yapmayın bunu. Deri hurdasını tabaklama sehpasına falan ayırın. Bu arada yine de denize açılmak çok tatlı bir hissiyatmış ya oyunda. Her ne kadar bu botu beğenmemiş olsam da. Hani şu manzara falan hoş. Yani insan sırf gezmek için şey yapar. Bu arada şu nargile közlerini bulalım. Nikelden çivi falan yaptığımız zaman çok güzel gemiler var oyunda. Yani bu bok gibi. Buna bakmayın bu yani. Buna gemi demeye zaten bolca şahit ister. Yelkeni bile düz değil tükürdüğümün. Ya çünkü rüzgar oradan değil mi? Ama mantıklı. Aerodinamiğin ikinci kanuna dayanarak rüzgarın geldiği yöne göre mantıklı. Tamam. Özür dilerim. Saygıdeğer bot. Bu arada bottayken Q'ya basarsanız böyle komik bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Hadi aslanım hadi. Hadi zebelli hali. Biraz daha akırsan varacağız. O yüzden bottayken Q'ya basmayın. Basmayın bayağı sakıncalı yani. Eyvah yelkenleri fora verdik. Niye öyle oldu? Dur bir saniye ben şuradan iki tane geyik vurabilir miyim ha? Bak vurursam çok fena olur ha. Vuramadım. Ve boşuna da okuma harcadım. Yani yürüyerek 3 dakikada gidebileceğim bu yolu botla 10 dakika yükselttiğim için kendimle gurur duyuyorum arkadaşlar. Bundan bu konuda bir anlaşalım. Öte yandan ya kesinlikle bu oyunda gemi kullanmak insanı çok rahatlatıyor. Suyun sesi falan filan. Ya oyunda sırf böyle fantezisine gemi sürün ya. Ailenizde kavga mı ettiniz? Gelin bilin gemiye direkt sürün yani. Baba eyvah taşa oturacağız. Kaptan! Zınk! Aa taşın üzerine aşırtmalı gidiyoruz eyvah. Teknenin kıç kısmını kırdık. Ayrıca yalnız böyle bir sallı açığa fazla açılmayın. Denizde bir ejderha var. Deniz ejderhası. Allah sizi yaşadığınızı pişman eder. Daha sağlam gemiye geçene kadar denize açılmayacağız o yüzden biz de. Şimdilik şu nargile közlerini bir bulursak inşallah ikinci boss'un da yerini öğrenme şansımız olacak diye ümit ediyorum. Tam şurada bir yerde bir tane dungeon. Aynen burada. Ve karnımızı şöyle güzelce doyuracağız. Bir meşale çekeceğiz direkt elimize. Bir de şu numaradan şunu alacağız. Şimdi defin odaları. Burada önemli iki tane şey var. Sarı mantarlar var arkadaşlar. Bunlar kıymetli, doyurucu. Bunlar önemli. Öte yandan iskeletler var. Bak iskeletler varsa direkt kalkan abi. Kalkan ve balta. O size bir tane vuracak. Onu bekleyin. Doşlayın. Ondan sonra siz ona iki tane kaptırın şöyle. Sonra tekrar bekleyin. Tekrar aynı şey. Ben bu arada şeysiz gezeyim. Bu şekilde. Nedir onun adı? Meşalsiz gezeyim. Burayı aydınlatmasını açayım ben videoda. Montajda biraz brightness basarım. Eyvah ghost var. Bu ghost hiç hoşuma gitmedi. Şimdi gelsin bunlar arkadaşlar bize doğru. Ya da biz gidip kapıların üzerlerine... Yok. Böyle kapıyı kapatın. Arkasından şöyle şeyle tokmakla zınk zınk vurun. Çok mantıklı gelmeyebilir ama en iyi kesme yöntemi bu. Çünkü o ghost dediğimiz yaratık bayağı sakat. Hem bir vücudu yok vurabileceğimiz. Hem de çok damage vuruyor. Tamam. Bakın görmüş olduğunuz gibi elimizi fazla kirletmeden nargile közlerinin olduğu odaya geldik. Buralarda değerli şeyler var. Kemikler var.
Alalım nargile közlerini. Ya arkadaşlar bu arada bunlardan 5 tane lazım. Bir tane tav ocağı falan elde edebilmemiz için. İnşallah 2 tane daha çıkar başka odalarda, yoksa canım sıkılacak. Kolay bulunan bir şey değil ki ya bu mahzenler. Her zaman çıkmıyor abi. Bakın bu çekici boşuna yapmadık. Bu çekici kullanacağız. Gel gel. Ha, kapının arkasında. Burada bir hazine odası bulduk. Boş. Taktik aynı arkadaşlar. Kapıyı kapatın, çekişle kapına sağlamlık testi yapın. Bakın şurada da bir iskelet var. Direkt gördüm. Hatta birden fazla iskelet varmış mesela. Bu oda da boş. Korkarım ki bulabileceğimiz en küçük dungeon'ı bulmuşuz ve burada diğer boss'un yerini de öğrenemeyeceğiz. Evet. Arkadaşlar tekrardan selamünaleyküm. Sonunda adam gibi bir mahzen buldum. Vallahi ta nerelere geldim aklınız almaz. Yani en son şuradaki mahzene bakmıştık bakın sizinle. Geldim. Şurada bir mahzen buldum. Boş çıktı. Şurada bir mahzen buldum. Boş çıktı. Ve burada trader buldum arkadaşlar. Daha yanına gitmedim ama ikon belli oldu. Bir de gidip onunla bir ne sattığına falan bakacağım. Balık oltası falan filan sattığını biliyorum. Ama tabii bir bakmak lazım ya. Şimdi arkadaşlar. Yegvisir Atabey konumu kaydet diyor. Bu bizim sıradaki boss'umuz ve Ebes'in örekesinde. Çüş be. Çok uzak. Bizim denize mi açılmamız gerekecek buna gitmek için? Neyse arkadaşlar nargile közlerini tamamlayalım da. 3. Bir tane daha buldum. 7. 10 tane lazım bize. İnşallah bu dungeon'ın devamında da çıkar. 2 tane şey yapmamız lazım. Bir tanesi kömür. Kömür makinesi. Diğeri de ocak arkadaşlar. Aslan parçası sen bir gelme. Ya şurada bir dur. Heh, aynen. Evden uzaktayım. Bunları tamir edemeyeceğim için çok da fazla bunun işte tokmağıma güvenmeyeyim. Biraz da baltayla da ölelim arkadaşlar ya. Milleti. Nasıl gidiyor? Sarıyor mu seri bari? Yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Oh bir köz daha buldum. Bu mahzen güzelmiş. Az bak ikinci mahzeni çekmedim çünkü koskoca mahzenden ay hayalet var. Bu hayaleti tam çözebilmiş değilim arkadaşlar. Bak görüntüye bak 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 tipe bak. İtlik, serserilik. Öyle eklemişler oyuna. Sırf hani oyunculara zarar olsun diye. Başka bir şey değil ya. Bakayım. Bak hala ölmedi bak. Kapının tam arkasında. Sanırım öldü. Oy en sevdiğim bol bol. Para da ver, köz de ver, kemik de ver, ver ver. Ver bu ne? Kehribar inci. Ver satılır. Yine aynı yeri gösteriyor gerçi. Okey tamam. Bu mahzeni sevdim bak. 5 tane çıktı buradan. Ulan inşallah 5 tane de evde vardır be. İnşallah değil arkadaşlar inşallah değil. De şu tarafa bakayım. Güzel bir oda daha var. Bakayım. Hayalet geliyor. Hayalet gidiyor. Hayalet gitmekte. Amel defteri düzmek in progress. Drilling in progress. Bir yakın dövüş atayım şuna ya ben. Bir tipini görelim. Ha, aşırı vurmuyormuş. Ama görünmez olduğu için nereden geldiğini tam anlayamıyorum bazen. O yüzden yakın dövüşe hiç giresim gelmiyor onlarla. Ha, bu kapıları da babaların hayrına koymadılar arkadaşlar. Kullanalım diye koydular. Biz de kullanıyoruz yani. Dedim. Allah. Allah. Burada spawner mı var lan? Aa spawner var. Dur spawner'ı kırmayalım dur. Dur. İskele spawner'ı bulduk la Allah Allah. Bazen kemik kasmak için böyle yerler faydalı olabiliyor da. Şu spawner'ı kırmadan bir içeriye dalıp... Ay biri benim götüme oku sapladı ha. Ne biçim vuruyor? Ne biçim vuruyor? Ne biçim vuruyor? Kaç 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 kaç. Arkadaşlar spawner'ı kırmayalım dedim ama. Yani kırmak daha mantıklı bir çözüm olabilir sizin için. Sonradan kemiğe ihtiyacımız olursa buradan gelir kasılırız diye kırmadım bu arada. Bir de şu bitmeden bölüm trader'ı bulsam iyidir. Bakayım trader ne tarafta? Trader bir miktar uzak. Şu tarafta. Trader'ı hiç göremedim bu arada. Çok merak ediyorum nasıl bir şey olduğunu. Bak solda da bir tane spawner var. Bu da büyük olsa bozucu spawner'ı. Ene. Aa bu ne? Bu adamın etrafında koruma kalkanı var lan. Run. Aa run taşı çakmış. Bu run taşının ne anlama geldiğini biliyorum. Bu run taşını oyuncular da yapabiliyor arkadaşlar. Böylece etraftan saldırı yemiyorsunuz. Bu diğer oyuncular tarafından. Kardeş senin yarın. Tipe bak. Oğlum adamın... Evcil bal pazarı var lan. Vay 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 zırhlara mıhlara gel kalkanlara gel. Anam 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 eyvah. Şaraplar maraplar tövbe yarabbim. Emin haber? Oo piposu da var. Noel şapkası 100. Yüce tacı 600. 950'ye şöyle bir şeyi var. Olta 350 diyor. Balık yemi de 10 diyor. Peki satabileceğim bir şeylerim var mı? 50 altın karşılığı kehribarıncı sattım. 40 altın karşılığı yakut sattım. 190'ım oldu öyle mi? Şu an benim param bunların hiçbirine... Şu an param hiçbirine yetmiyor arkadaşlar. Ama şöyle söyleyeyim size. Fiyatları öğrenelim. Önümüzdeki bölüme kadar ben bunu kasmaya çalışayım. Öyle yaparız. Bu bölüm bitmeden biz tav ocaklarını falan kurmaya bakalım. Eve dönelim de. Tamam arkadaşlar ben bunun ekran görüntüsünü aldım. Şu 950'likle şu... Genkşi insanüstü kuvvet bahşederle olta çok hoşuma gitti. Bunun satın aldığı şeyler de belli zaten. Kehribar inci satın alıyor, yakut satın alıyor. Güzel. Buraya
Sandık koyabileceğimi bilsem parayı buraya bırakırım da paramızı yanımızda getiririz. Bu adamı bulmamız da önemli olan. Emme ama senin diğer yarın... Bir dahaki gelişme diğer yarını bul, tamam mı? Böyle yarım yarım adamla konuşmak istemiyorum ben. Kötü hissettim kendimi. Ama hoş bir mekanmış. Oyunda böyle bir şeyin var olduğunu bilmiyordum ya. Şunun tipine bak. Geç bunun tipine de tüküreyim ya. Şirin babanın küçük yandan yemişti versiyonu. Bilge Şirin. Satıcı Şirin. Şimdi bana uzun bir geri dönüş yolu var. Geri dönmeden şöyle bir iki turda etrafa bakayım da belki bir dungeon daha bulursam. Bakmayayım, boş ver. Şamanı mamanı bunların derdi tasası tükenmez arkadaşlar. İşin güzel tarafı artık maden ocakları için, ya yani maden eşyaları için pişirmek için itemlere sahibiz. Bu baya güzel. Tek yapmamız gereken şey bakır bul. Neydi lan onun adı? Kalay bul. Nikel yap. Devam ki. Şu RGB'yi de bir açayım da yoksa yoruluyorum çabucak. Evet, kampımıza geldik arkadaşlar. Şimdi şöyle neleri götürsek neleri götürmesek. Şimdi şeyindeyiz, pazarlığındayız. Bence de çinelere gerek yok. Çakıl taşına gerek var. Şu mantarlara kesinlikle gerek var. İki tanesini bırakabilirim. Troll derisi net lazım. Kemik lazım. Çilek sığdı. 8 tane alas çekirdeği. Maşallah. Allah nazardan saklasın. Havuç tohumu gelecek için yatırım. Eti bırakabiliriz. Eti bırakıp hatta şunları alırız. Tamam. Mis. Mis. Uyu abi. Uyu. Dur lan uyuma. Bir saniye. Tüh, eti pişirseydik keşke. Sonraki bölümde parayı bulabilirsek bir şekilde bu dayıdan şu 350 300 taşıma kapasitemizi, o bildiğim kadarıyla insan üstü güç veren dediği taş var ya, o 450 kiloya yükseltiyor. Yani şu 300'ü 450 kiloya yükseltiyor. Bayağı iyi bir şey. Çok uzun yolculuklara çıkabiliriz hiç. Hani alan derdimiz olmaz. Bir ağaç toplamaya başladık mı 450 kilo ağaç toplamak ne demek ya? Çok iyi demek arkadaşlar. Yani şimdi sizin yerinize fikir beyan etmek gibi olmasın ama bu 450'nin şeyini şurada yaşıyorsunuz. Madenler o kadar ağır ki, harbi diyorum, madenler o kadar ağır ki bildiğim kadarıyla 24 tane bakır şeyi, bakır oru zaten 300 kilo ve portallardan da geçemiyor maalesef bakırlar falan filan. Üzerinde bakır ya da kalay ya da herhangi bir maden varsa ışınlanamıyorsun. Portal kullanamıyorsun. Bu yüzden o 950'ye sattığı şey çok önemli. İnşallah eve gidince bütün paraya bakalım. Sonraki bölüm ona göre bir alışveriş yapmaya gideriz. Hey gidi be X'tir. İyi bilirdik. İyi bostu. Belki bir gün bizimle karşılaştı ve hayat için kötü bir dönem başladı. Arkadaşlar selam verdiğimiz 3 gün yaşamıyor, görmüş olduğunuz gibi. Tehlikeliyim diyorum kızım, niye anlamıyorsun ya? Aga eski evimizin oraya geldik be. Anılar da da da. Bu arada yeni evimize bir gözcü kulesi yapmışım. Öf, yok böyle bir şey. Uçanı kaçanı gözetliyorum arkadaşlarım. Emekli albay gibi böyle çıkıyorum balkona, diyorum şşt sen arabayı niye oraya park ettin aslanım falan diyorum. Lan. Bir an renderlanmadı. Merdiven niye direkten önce renderlanıyor lan bu oyunda? Anlık saçma bir korku yaşattı bana. Bu arada domuzlarımız çiftleşmiş mi? Ya oğlum dünyayı yedin. 69 diyor. Korkmuş. Neyden korkmuş olabilirsin acaba ben yokken? İki tane birdden atıyorum arkadaşlar. Yesinler. Bak bu ne güzel. Evcilleşti. Gel seveyim seni bak. Beni sev. Oğlum kardeşininkini niye yiyorsun hayvan? Baba baba baba. Benimkini yedin diye itti onu. Sen de ye aslan. Dur ben uzaklaşayım da öyle. Ha o da yedi, tamam. Tamam ikisi de güzelce yiyor. Bir kraliçe arımız daha var. Bu da demek oluyor ki arı kolonimizi düzgün bir yere kurayım arkadaşlar. Şuraya kurayım. Orada mal gibi bir yerde kaldı onlar. Kalmasınlar. Aa dur. Öyle yapmadan evvel içlerindeki bir balları toplasaydım keşke. Sığırlığım tut. Aa bakın şimdi ne güzel çiçek gibi olmadı mı? Maşallah. Maşallah diyelim. Balları da toplayalım. Lan tekte 8 bal. İyi iyi. Şimdi durum raporu çıkarma zamanı, bölüm sonu. Neler dızladık. Evet yemeğimiz artık gani gani. Bayağı bir havuç tohumu bulmuşuz. Tarıma geçtiğimiz anda yaşadık. Bak deri. Deri. Şu deriler lazımdı. Bunlar da lazımdı bize. Niye? Tabaklama masası yapamamıştık biz çünkü bak. Gün tabaklama masası gündür arkadaşlar. Bakayım kaç tane nargile közümüz var. Of 11 tane nargile közümüz var. Güzel, kaç paramız var? 314. Lan bırak taşıma şeyini, ben olta bile alamıyorum lan bu parayla. Demek oluyor ki daha fazla dev öldürmemiz lazım. O zaman ne oluyoruz arkadaşlar? Devlerin artık en büyük düşmanı biziz. Bakın şimdi şuraya tabaklama masasını zınk diye koyuyorum. Şimdi ne oldu? Bak yeni resipler zınk açılıverdi. Ne yapıyoruz hemen? Hangisinin zırhı fazlaysa oradan başlamak üzere. Trollün full setini çekerseniz arkadaşlar çok kuvvetli bir şey oluyorsunuz. Acayip iyi oluyorsunuz, emin olun. Ama işte zırhın pek... Biz başlangıçta direkt troll derisi tunikle troll derisi pantolonu çekelim. Daha çok troll derisiyle falan avladıkça daire ilerine geçeriz. Bunları çıkar. Giy abi bunları. Bakayım. Çok komik olduk lan. Şunu çıkar bir bakayım. Aa bak bunu çıkarınca yakıştı ama. Yakıştı yakıştı. Şimdi bizim asıl mevzumuza geliyoruz arkadaşlar. Önemli olanlara. Görmüş olduğunuz koca olan arkadaşlar bizim
kömür yapacak olan şeyimiz. Bu da arkadaşlar bizim hav ocağımız. Şimdi bunların hemen olayını anlatıyorum. Şunun olayı şu. Normalde arkadaşlar kömürü şuradaki ocaklarda et yakarak elde edebiliyoruz. Ama et yakarak. Bunda ise bakın üzerimizde 50 tane odun var. 50 tane odunu böyle bak yelleyerek bak ele bak. Melodime kalkıp dans ritmim bile giriyoruz. Turbulansa yine DNA. Ateşi yelleyerek. Yelleyerek doldurabiliyoruz. Bunun da bak kömür geldi. Kömürü alıyoruz. Al kömürü. Heh. Buradan nereden kömür? Buradan kömürü ekliyoruz. Sonra buna maden eklediğimiz zaman tos 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 buradan böyle dökülüyor. Hele de bunu gece uyurken yaptığımız zaman tek de zınk diye 25 tane odun birden çıkıveriyor. Mükemmel. Bakayım bizimkisi ne halde? Evcilleşmiş mi? 99 diyor ya. Şu evcilleşsin de öyle bitirelim bölümü bari. Ya bak bütün çitleri parçalamış manyak. Ben de o esnada şöyle gün batımını izleyeyim burada. Maşallah ya maşallah. Ben şu acaba bunu niye koymuşum buraya? Aa domuzun evcilleştiğinin haberi geldi. Bunu yapan mimar kör oldu çünkü destek çatıyı desteklemiyor aradaki boşluğa. Çok güzel ya oynuyoruz bu oyunu. Güzel oluyor buralar. Doldukça daha da güzelleşecek. Hop atlayalım. Sevelim bunu. Şimdi bize saldırmıyorlar bak. Çok iyi. Çiftleştirebilir miyim acaba ben bunları? Deneyelim. Bir 4 tane atayım mesela. Belki domuzdan çıkan sese baksan köpek zannedersin. Gerçi bu yer bunlara küçük de olabilir arkadaşlar. Sonuçta bunlar öküz gibi hayvanlar yani. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Önümüzdeki bölüm inşallah bakıra, kalaya, nikele, kroma hepsine geçeceğiz. Silahlanacağız. Ondan sonra sıradaki boss'umuz Atabey'in peşine düşeriz. Adamdan alışveriş yapmaya da gitmek istiyorum da aslında paramız yok arkadaşlar. Bizim buradan alışveriş yapabilmemiz için her trollden 80 altın düşse, hadi 100 altın düşsün. Bizim 10 tane falan troll kesmemiz lazım. Bayağı bir iş demek. Arkadaşlarınızla oynuyorsanız adam başı bir troll ile belki iş halledebilirsiniz ama şu an benim için çok zor. O yüzden sonraki bölümde görüşene kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Niye el sallama gibi bir şey yok ya? Hoşçakalın. Ene yavruladılar lan bunlar. Tipe bak. Aa salak binaneye de benzemiyor tipi. Oğlum bunlar niye zebra doğurdu ya?